Merhabalar arkadaşlar. Bugün ikinci ünitemiz ile ilgili çıkmış sorular, örnek sorular ve özgün soruları birlikte işleyeceğiz. Sizin için küçük bir test hazırladık. İsterseniz ilk sorumuza başlayalım. Evet arkadaşlar, sorumuz ne diyor bize? İtilaf devletleri 1. Dünya Savaşı'nda savaş boyunca tarafsız kalması için Osmanlı Devleti'ne bazı önerilerde bulunmuşlardır. Osmanlı Devleti de bu isteğe karşılık kapitülasyonların kaldırılmasını, Ege adalarının kendisine verilmesini ve Mısır sorununun çözümlenmesini istemiştir. Osmanlı bu tutumuyla ekonomik problemlerinden kurtulmak, kaybettiği toprakları geri almak, Doğu Akdeniz'de etkinliğini arttırmak hedeflerinden hangilerini gerçekleştirmek istemiştir arkadaşlar? Tabii ki kapitülasyonlar ekonomik problemdir. Ege adalarının kendisine verilmesi kaybettiği yerleri geri almaktır. Mısır sorunu da Doğu Akdeniz'deki bir problemdir. Doğru şıkkımız 1, 2 ve 3. öncülün yer aldığı Diyarbakır şıkkı olacak arkadaşlar. 2015 yılında TEOG'da çıkan sorumuz. Bir diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. 1. Dünya Savaşı'nda Almanya'nın Osmanlı Devleti'ni yanına çekme nedenleri verilen tabloda inceleyelim arkadaşlar. Nesi var, ne işe yarar? Halifenin kutsal cihat ilan etme gücü. Osmanlı Devleti'nin sahip olduğu yeraltı ve yerüstü kaynaklarını kullanmak mıdır? Boğazlar ve Süveyş kanalı, İngiltere'nin sömürgelerine ve Rusya ile olan bağlantılarını engellemek midir? Nüfus ve asker sayısı savaşı daha geniş alanlara yayarak cephe sayısını arttırmak mı? Ham madde, İngiliz sömürgelerindeki Müslümanları ayaklandırmak. Tablonun doğru olabilmesi için ne işe yarar kısmındaki, yani bu taraftaki numaralandırılmış cümlelerden hangi ikisini yer değiştirirsek tablomuz doğru bir hal alır arkadaşlar. Birinciye bakalım isterseniz. Ne diyor? Halifenin kutsal cihat ilan etme gücü. Osmanlı Devleti'nin sahip olduğu yeraltı kaynakları birbirinden farklı arkadaşlar. İkinci öncül, Boğaz ve Süveyş doğrudur. İngiltere'nin sömürgelerine ve Rusya ile olan bağlantılarını engellemektir. Üçüncü öncülümüz yine doğru. Ne diyor? Nüfus ve asker sayısı savaşı daha geniş alana yayarak cephe sayısını arttırmak. Bu da doğru. Dördüncü öncülümüze bakıyoruz. İngiliz sömürgelerindeki Müslümanları ayaklandırmak. 1 ile 4'ü yer değiştirdiğimiz zaman arkadaşlar sorumuz doğru olacak. Cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Evet, Mustafa Kemal'in Anafartalar Savaşı'nda size ben taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve komutanlar geçebilir emrini vermesi onun hangi özelliklerini gösterir? Cesaret, akılcılık, yenilikçilik, vatanseverlik gibi özelliklerinden hangileriyle ilgilidir? Tabii ki cesaret arkadaşlar ve vatanseverlik. Burada akılcılık ve yenilikçiliği çıkaramıyoruz. Doğru şıkkımız 1 ve 4'ün yer aldığı Diyarbakır şıkkı olacak. 2012 yılında SBS'de çıkmış sorumuz arkadaşlar. Diğer sorumuza geçiyoruz. Bu maddelere bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? Maddelerimize bakıyoruz arkadaşlar. Vilayet-i Sitte'de, yani doğudaki 6 ilde karışıklık çıkarsa buralar işgal edilecek. İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit edebilecek herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilir. Monroe'sun 7. maddesi. İlk okuduğumuz 24. maddeydi. Sınırları koruyacak ve iç güvenliği sağlayacak askerler dışında bütün Osmanlı ordusu terhis edilecek. Şıklarımızı gelin birlikte inceleyelim. A şıkkı ne diyor? İtilaf devletleri işgaller için hukuki zemin hazırlamıştır. Evet. B şıkkı, Osmanlı Devleti bağımsızlığını kazanmış. Yukarıda bunu çıkaramıyoruz arkadaşlar. C şıkkı, İtalya itilaf devletlerinin tarafına geçmiş. Parçamızda bunu çıkaramıyoruz tekrar. ABD 1. Dünya Savaşı'na katılmış. Bunu da bulamıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu soru tipleri 3 olumsuz, 1 olumlu. Yani 3 şey parçadan çıkmıyor ama bir tanesi çıkıyor. A şıkkı hemen kendini ele vermektedir. Doğru şıkkımız A olacak. Diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. 2013 yılında yine TEOG sınavında çıkmış sorumuzu inceliyoruz. Ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı yönetiminin Monroe Ateşkes Anlaşması'nın uygulanması karşısında teslimiyetçi bir tutum içinde olduğunun göstergesidir? A şıkkı, Mebusan Meclisi'nin toplanması teslimiyetçi mi? Hayır.
B şıkkı, meclisin misak-ı milliyi onaylaması. Bu da teslimiyetçi olmadığını gösterir. C şıkkı, temsil heyetiyle Amasya görüşmelerini yapması. Bu da teslimiyetçi olmadığının göstergesidir arkadaşlar. A, B ve C şıkları teslim olmadıklarını, aksine bunun için mücadele ettiğini gösterir. Ama D şıkkına baktığımız zaman halkı işgaller karşısında sükunete de davet eder. Evet, Osmanlı hükümeti ne yapmıştı? Monros'tan sonra yapılan işgaller karşısında halkı sükunete davet etmişti. Bu da işgaller karşısında sessiz kalmayı gösterir. Doğru şıkkımız Diyarbakır olacak arkadaşlar. Diğer sorumuza geçiyoruz. Savaşın başında ittifak ve ittilaf devletleri iki gruba ayrılmıştı. Baktığımız zaman savaştan önce ittifak grubunda Almanya, Avusturya, Macaristan ve İtalya yer alıyordu. İtilaf devletlerinin bloğunda ise İngiltere, Fransa ve Rusya. Ama savaş başlamadan ve savaş devam ederken bazı devletler hem ittifak hem ittilaf grubuna katıldı. Savaş sırasında Osmanlı Devleti ve Bulgaristan ittifakların grubuna, savaş sırasında yine İtalya, ABD, Sırbistan, Yunanistan, Japonya, Brezilya, Portekiz ve Romanya da ittifak grubuna katıldı. Verilen tabloya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşamıyoruz? A şıkkı ne diyor? Savaş başladıktan sonra her iki grubu da başka devletlerden katılım oldu mu? Evet, oldu. B şıkkı, devletler başka devletlerle anlaşarak güç dengesi oluşturmaya çalışmış. Bunu da çıkarıyoruz arkadaşlar. C şıkkı, 1. Dünya Savaşı'na en dahil olan devlet Rusya olmuştur. Hayır arkadaşlar, Rusya savaşın başında ittifak bloğunda yer alıyordu. Doğru şıkkımız çıktı zaten ama D şıkkını da inceleyelim. Savaş sırasında taraf değiştiren devletler olmuştur arkadaşlar. Doğru şıkkımız C olacak. Devam ediyoruz arkadaşlar. Geliyoruz 2016 yılında TEOK'ta çıkmış bir başka sorumuza. Sorumuz ne diyor? Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı öncesinde izlemiş olduğu aşağıdaki politikalardan hangisi siyasi yalnızlıktan kurtulmayı amaçladığını göstermektedir? Kapitülasyonları kaldırılması, ekonomik bağımsızlıkla alakalı, bazı devletlerle ittifak arayışına girmesi, siyasi yalnızlıktan kurtulmak için bu hamleyi yapmıştır. Devam ediyoruz, diğer şıklarımızı da inceleyelim. Son zamanlarda kaybettiği toprakları geri almak istemesi, ordusunun yeniden yapılandırmaya gitmesi. Doğru şıkkımız çıktı arkadaşlar. Bursa, bazı devletlerle ittifak arayışına girmesi, Osmanlı Devleti'nin siyasi yalnızlıktan kurtulmak için yaptığı bir hamledir arkadaşlar. Cevabımız Bursa diyoruz. Evet, diğer sorumuza geçiyoruz birlikte. Bakıyoruz bu bilgilerden hareketle. Bilgiler ne? İngiltere'nin de içinde yer aldığı ittifak devletleri Osmanlı hükümetine baskı yaparak Mondros Ateşkes Anlaşması'nın maddelerinin bir an önce uygulanmasını istedi. Ayrıca ülkede milli mücadele taraftarı olanların da etkisiz duruma getirilmesini bildirdi. Padişah ve Osmanlı hükümetine göre işgal güçlerine karşı direnmek bir sonuç getirmeyecekti. Bunun için ittifak devletlerinin isteklerini yerine getirmeyi uygun buldular. Ancak böyle hareket edilirse devletin ve saltanatın varlığının devam ettirilebileceğini düşünüyorlardı. Birinci öncülümüz, padişah işgallere karşı sessiz kaldı mı? Evet, ne diyor? İşgallere karşı direnmenin bir anlamı yok. İstanbul hükümeti milli mücadeleye karşı bir politika izlemektedir. Evet arkadaşlar, İstanbul hükümeti milli mücadeleye karşı bir politika izlemiş, direnmeyin demiş. Vatanınızı savunmayın demiş. 1 ve 2'yi bulduk. İtilaf devletleri isyanların başlamasında etkili olmuştur. Yukarıdaki parçamızda böyle bir bilgiye rastlamıyoruz. Cevabımız 1 ve 2. öncülüğün yer aldığı B şıkkı olacak arkadaşlar. Diğer sorumuza geçiyoruz birlikte. Bu bilgiye göre milli cemiyetler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Milli cemiyetler faaliyet gösterdikleri bölgeleri kurtarma amacındaydılar. Kuruldukları bölgelerde halkı örgütlüyor, kongre ve protesto mitingleri düzenliyorlar. İşgal güçlerine karşı silahlı direnişte bulunuyorlardı arkadaşlar. Hangisi söylenemez? A şıkkı, kuruluşlarından itibaren birlikte hareket etmişlerdir diyor. Hayır, bölgesel kuruldular ve bölgesel hareket ettiler. Ama diğer şıklarımızı da inceleyelim.
Bağımsızlık ruhuyla mı kuruldular? Evet. İşgalci devletlere karşı mücadele için mi kuruldular? Evet. Bulundukları bölgelerde halkı teşkilatlandırmaya çalışmışlar mı? Evet, örgütlüyorlar. B, C ve D şıklarımız var. A şıkkımız burada çıkmayan cevabımız, doğru şıkkımız A olacak arkadaşlar. 2014 yılında çıkmış sorumuz bu da. Geliyoruz diğer bir soruya arkadaşlar. Amasya görüşmelerinin yapılması. Ne diyor? Parçamızı okuyalım. Sadrazam Dehamet Ferit Paşa hükümeti istifa edince yeni hükümet Ali Rıza Paşa tarafından kuruldu. Sadrazam Ali Rıza Paşa'nın Milli Mücadele Hareketi'ne ılımlı yaklaşması, Anadolu ile İstanbul arasındaki gerginliğin azalmasına ve iletişimin yeniden başlamasına zemin hazırladı. Sonunda taraflar arasında doğrudan bir görüşme yapılmasına karar verildi. İki taraf arasında Amasya görüşmeleri 20-22 Ekim 1919'da yapıldı. Öncüllerimize bakalım arkadaşlar. Ne diyor? Yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerini gösteriyor? Birinci öncülümüz, iki taraf ilk kez birlikte hareket etti mi? Evet arkadaşlar. Ali Rıza Paşa hükümetinin kurulmasıyla bir görüşme yapıldı ve bu ilkti. Birinci öncülümüz var. İkinci öncül, İstanbul hükümetinin temsil heyetini resmen tanıması. Arkadaşlar, bir başka temsil heyeti olur, kurul olur, meclis olur, onunla görüşme yapılıyorsa bu onu resmen tanıdığının kanıtıdır. İkinci öncülümüze de ulaşıyoruz. İstanbul hükümetinin her zaman milli mücadeleyi desteklediğini söyleyemiyoruz çünkü Damat Ferit Paşa hükümeti milli mücadeleyi hiçbir zaman desteklememiştir. Doğru öncülümüz 1 ve 2'nin yer aldığı A şıkkı olacak arkadaşlar. Diğer sorumuza geçiyoruz hemen. Kongrenin bu kararlarıyla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmamıştır? Arkadaşlar, sorularımızı çözerken lütfen ama lütfen soru köklerini iyi okuyalım. Amaçlanmamıştır diyor, bunu amaçlanmıştır okuyarak yanlış yapabiliriz. Öğrenci arkadaşlarımızın genel olarak yaptığı hatalardan biri budur. Soruyu doğru anlamak ve soru kökünü iyi okumamız gerekiyor. Gelin sorumuzu okuyalım. Kökü okuduk. Amaçlanmamış. Erzurum Kongresi kararlarından bazıları şunlar. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. Kuvayi Milliye'yi tek kuvvet olarak tanımak ve milli iradeyi hakim kılmak esas, manda ve himaye kabul edilemez. Şıklarımıza bakıyoruz. Milli bağımsızlığın kazanılması var mı arkadaşlar? Evet. Manda ve himayeyi kabul etmemek milli bağımsızlığı kazanmak demektir. Toplumsal eşitlikten bahsetmiş mi? Hayır. Bekleyelim. C şıkkıyla devam ediyoruz. Toprak bütünlüğü. Ne diyor arkadaşlar? Birinci cümlemizde milli sınırlar içinde vatan bir bütündür. Bu bizim toprak bütünlüğümüzü gösterir. Milli egemenliğin gerçekleştirilmesi D şıkkı da. Burada bize söylenen milli irade yani ulusal irade bize A'nın, C'nin, D'nin olduğunu ama B'nin yani Bursa şıkkının olmadığını gösterir. Doğru cevabımız Bursa olacak arkadaşlar. 2016 TEOG'da çıkan sorumuz. Diğer sorumuza geçiyoruz. Milli mücadele yılları ile ilgili yukarıda verilen bu bilgilerin Atatürk ilkelerinin dayandığı temel esaslardan tam bağımsızlık, ülke bütünlüğü ve ulusal egemenlik ile ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir arkadaşlar? Birinci öncülümüz, Büyük Millet Meclisi'nde vatanın değişik bölgelerinden seçimle gelen milletvekilleri bulunuyordu. 2. Milli ve ekonomik gelişmemizi mümkün kılmak amacıyla siyasi, adli, mali gelişmemize engel olan kapitülasyonlar kaldırılmalı. 3. öncül, milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. Vatanın bütünlüğü ülke bütünlüğüdür arkadaşlar. Milli ekonomi gelişmeyi engelleyecek kapitülasyonlardan bahsediyor. Bu tam bağımsızlık, ekonomik bağımsızlıktır. Birinci cümlemizde de Büyük Millet Meclisi'nde seçim yapılacak. Bu da ulusal egemenliği. 1. Ulusal egemenlik, 2. Tam bağımsızlık, 3. de ülke bütünlüğü olacak. Şıklarımıza baktığımız zaman Bursa şıkkında ulusal egemenlik, tam bağımsızlık ve ülke bütünlüğünü görüyoruz. 2010 yılında SBS'de çıkmış sorumuz arkadaşlar. Geliyoruz diğer sorumuza. Mustafa Kemal'in şiddetle karşı çıktığı Sever Barış Anlaşması'nın kararlarından bazıları şunlardır. Boğazlar bölgesi bayrağı ve bütçesi olan uluslararası bir komisyona denetimine bırakılacak. Boğazlar savaşta ve barışta bütün devletlerin gemilerine açık olacak. Bu kararlar bağımsızlık, ülke bütünlüğü, egemen devlet, milli eğitim anlayışlarından hangilerine aykırı olması Mustafa Kemal'in anlaşmaya
karşı çıkışında etkili olmuştur. Bağımsızlığa aykırıdır. Ülke bütünlüğüne aykırıdır. Arkadaşlar, ülkenizin içinde bir yerin denetimini siz yapamıyorsanız bu bağımsız olmadığınızı ve ülke bütünlüğünüzün bozulduğunu ve egemen devlet olmadığınızı gösterir. Dördüncü öncülümüze ulaşamıyoruz. Cevabımız etkili olanlar 1-2-3. Doğru cevabımız Cizre olacak. 2016 yılında çıkmış TEOG sorumuz arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bugünkü soru çözümümüz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.